sizin nezdinizde Piranha'ya da özellikle çok teşekkür etmek istiyoruz. Aslında bizim sesimiz, yani bizi dışarı yansıtan bir sesimiz oluyor. O önünde çok değerli, çok kıymetli özellikle. Özellikle bugün cemevlerimizin bir eğitim yuvası olması gerektiğini, aslında bir dergah niteliği alması gerektiğini, cemevlerimizin sadece hakka yürüyen bir cana hizmet eden alanlar değil, gerçekten toplumu aydınlatan, toplumu geleceğe hazırlayan bir işlev görev görmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü geçmişte dergahlarımızda bir yetişti insanlar. Dergahlarımızda yetişen işte pirlerimiz aslında Anadolu'yu aydınlattılar. Bugün aslında özellikle bu toprakların aydınlık yüzü biz Aleviler'iz diye düşünüyoruz. Cemevlerimiz de aslında bu aydınlığı saçan, geliştiren bir konuma bürünmesi gerektiğine inanıyoruz. Cemevlerimizin özellikle kadına ilişkin, çocuklara ilişkin, gençlere ilişkin mutlaka sistematik bir çalışma yürütmesine gerektiğine inanıyoruz ki bunlar mutlaka yapılıyordur, ona eminizdir. Ama bunun daha böyle görünür hale gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle bizim çocuklarımızdan alarak aslında bu işi götürmemiz gerektiğine inanmamız gerekiyor. Çünkü bizlerin eğitmediği çocuklar başkaları tarafından eğitilir. Bu çok bilinen bir gerçek. O anlamda da özellikle kadınların bu yol içerisindeki etkinliğinin daha öne çıkarak, daha görünür hale gelerek aslında kadını örgütlersek işte çocuğu da etkileyebiliriz, babayı da etkileyebiliriz, herkesi bu alana getirebiliriz. O yüzden de bunda da çok ciddi bir çalışma yürütmemiz gerektiğine inanıyoruz. Yani işin kısası daha fazla koşabilmemiz, daha fazla mücadele etmek, daha fazla üretmek ve daha fazla üreterek de aslında toplumu gerçekten aydınlık geleceğe hazırlamamız gerektiğine inanıyoruz. Cemevlerimiz de aslında bu işlevleri görebilir. Özellikle ben şunu da ifade edeyim. Geçen yıl yaşanan depremde, 6 Şubat'ta yaşanan gerçekten o felakette şunu gördük. Cemevlerimizin oradaki o bölgedeki, özellikle deprem bölgesindeki o canlarımıza bir huzur oldular. Onların aslında o yaşadığı o travmayı, dramı, yani evet belki ben bizzat o bölgeye gittim. Çünkü Avustralya Federasyonu özellikle oradaki yıkıma karşı oradaki canlarımıza nasıl dayanışabilir üzerine bir çalışma yürütmüştük. Yine Avustralya Birlikleri Federasyonu orada bir rıza şehri oluşturmuş Adıyaman Yeni Mahalle'de. Gerçekten oradaki cemevlerimizin önemi ve değeri bir kez daha ortaya çıkmıştı. Tabii ki bir afet olarak geçiştirildi. Aslında bu afet olmadığı gerçeğini de hepimiz biliyoruz. Oradaki o yıkımın aslında bir yönden de ihmallerin üzerinde yürüdüğü gerçeğini de biliyoruz. Dediğim gibi yani bizler aslında çok daha kapsamlı bir içeriğe sahip olan kurumlar haline dönüşebilmeliyiz. Hem yol erkanın gerçekten kendine özgün bir rotaya oturması anlamında bir çalışma yürütmeliyiz. Aynı zamanda da bu toplumun geliştirilmesi, aydınlatması, geleceğe karşı, geleceğe iyi hazırlanabilmesi işte birer eğitim dergahları, eğitim alanları olması gerektiğini anlıyoruz. Her şey aslında bir yönden de eğitimle geçer, eğitim sürecinden geçmeliyiz. Her şey merakla başlar, merakla başlayan her şeyin aslında sonuçta doğruya evrilebileceğine inananlardanız. Bu anlamda da ben geleceğin daha aydınlık olabilmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğini inanıyoruz. Hem kurum yöneticilerimize bu konuda ciddi görevler düşüyor. Bizlere de aynı zamanda görevler düşüyor. Özellikle Türkiye Vali Hareketi'nin var olan bugünkü durumun değerlendirmesini yapması gerekir. Yani özümüze uygun olursa kendimizi yeniden dara çekmemiz gerekir. Yani özümüzü dara çekerek eksiklerimizi, hatalarımızı, kazanımlarımızı bir bütün olarak tartışarak bundan sonraki dönemdeki yapacağımız çalışmaları, önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra neyi hedefliyoruz üzerine de kafa yormamız gerektiğine şahsen inananlardanım. Bunun mutlaka yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.